Ya sen gitsene yine çöplüğüne. İyileştin işte. Salare, tapulu balım mı gitmiyor? Kızım ben buldum burayı. Ben temizledim. Ne iş çeviriyorsunuz siz burada bakayım? Niye evine gidip güzel yatağında uyumuyor sen? Yuh be şuna bak. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Ha, ben gideyim de gör başına neler geliyor. Ne iş gelir ki? Tamam, ben bir dışarı kolaçan edip geliyorum. Tamam. Sadece bir fincan kahve istedim Nakiye, lütfen abartma. Ama olmaz. Çok güzel sütlaç yaptım. Hem bu sefer karamelli. Bak bir kere dene, çok seveceksin. Yemeyeceğim. Her doğum günde yaparım, yersin. Şimdi niye yemiyorsun? Yemiyorum çünkü canım istemiyor. Ayrıca bu sene doğum günü kutlaması falan olmayacak. Aa, doğum gününü kutlamayacak mısın yani? E sütlaç ne olacak? Bu kadar ısrar edersen hemen yukarı çıkarım. Ya aman. Ne oluyor böyle? Kendimi yalnız hissettim burada ha. Dalmışım. Dün bütün günü mahallede geçirdim ya. Onu düşünüyordum. Etkilendin değil mi? Bambaşka bir dünya. Hem de nasıl. O mahallede ne kadar insan varsa hepsinin bir şarkısı var. Müzikle doğup müzikle yaşıyorlar. Hayatla bağları sanki bizimki gibi değil. Nasılmış? Daha sıcak, daha samimi, daha içten. Hasreti artık yabana atmıyorum. Ethem Murat'ın gösterisi için hazır ol diyor ama ben artık kapattım o defteri. Neden? Fikrini ne değiştirdi? Çok istiyordun. Evet, istiyordum ama şart da değil. Benim gibi profesyonel birinin böyle bir projede ille de yer almasının bir önemi yok ki. Hatta isimsiz birinin çıkması daha heyecan verici değil mi? Galiba Murat haklı. Şaşırdım yani, emin misin? Çok düşündüm Levent. Bu işi niye bu kadar çok istediğimi bile hatırlamıyorum. Ama artık istemiyorum. Bundan eminim. Piyano öğrencim çalışmaya hazır galiba. Evet, bak. Tırnaklarımı bile törpüledim. Gel bakalım o zaman. Otur buraya. Sırtını dik tut. Güzel. Parmaklarını da germe. Tuşların üzerine hafifçe koyacaksın. Böyle. Bir dakika dur. Parmaklarını biraz kıvırmalısın. Bir elmayı kavrar gibi. Elma mı? Olsa da yesek mi diyeceksin? Komik. Daha komik bir şey söyleyeyim mi o zaman? İki elini de tuşların üzerinde bir tünel yapar gibi tutacaksın. Neden tünel gibi? Trenin geçebilmesi için. İki elinin altından küçük bir trenin geçtiğini düşün. Buradan bir de buradan. Bak bu çok komik işte. Evet ama bende işe yaramıştı. 5 yaşındaydım ve piyano hocam bana bunu söyleyerek dikkatimi çekmeyi başarmıştı. Öyleyse şimdi çalıyoruz. Furalize ile başlayalım. Çok kolaydır. Parmaklarını bu tuşların üzerine koyacaksın. Elmayı ve treni unutmayacaksın. Sen dene. 3. parmağınla bu tuşa basıyorsun, evet. Güzel. Bravo. Tekrar. 3, 4... Güzel, devam. Aynı yerden. Güzel. Biraz daha hızlı. Böyle çok çok iyi bir piyanist olmak ne kadar sürer? Epey uzun sürer. Neden çok iyi bir piyanist olmak istiyorsun? Olsam iyi olmaz mı sence?